Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT AYT Geometri soru kitabında analitik geometri konusundaki karma testler yani üniversiteleyin testlerindeki 20. testin çözümünü yapacağız çözümlere başlayalım. Aşağıda dik koordinat düzleminde y x ve y -X, -x doğruları verilmiştir. Hemen şunların 45'er derece olduğunu biz biliyoruz. Çünkü birinci açıortay ve ikinci açıortay doğrusu olduğundan dolayı ters açılardan dolayı bunlar da 45'er derece oldu. Sonra koordinat düzleminde alınan bir noktanın koordinatları toplamı ve çarpımı negatiftir. Bu nokta hangi bölgededir diye soruluyor. Arkadaşlar şimdi koordinatları çarpımının negatif olması için işaretlerinin farklı olması lazım. Yani ya bu bölgede olacak ya da şu bölgede olacak dostlar. E o zaman koordinatları toplamı ve çarpımı negatiftir. Evet kesinlikle ya burada ya da burada olacak. Hadi bakalım. Şunu şey yapalım. Peki hocam. Toplu, burada çarpımları pozitifte, negatifte, negatif de toplamları da negatif mi olacak? Mesela y eşittir x doğrusunun üzerinde bir nokta alırsam. Üzerindeki bir nokta tabii ki şu y eksenine daha yakın olacak. Atıyorum eksi 1'e 7 gibi bir şey. Toplamları pozitif yaptı. A1 olamaz. a 2 alırsam böyle eksi 7'ye 1 gibi bir nokta yapar. Toplamları negatif yapar. a 2 alabilirim. Sonra şuradaki noktayı alırsam e, şu daha sağda olacak. Çünkü y eşittir eksi x doğrusu ya. Y eşittir eksi x doğrusu üzerinde alınan bir nokta. E, sağ ve aşağı doğru temsil ettiğimiz zaman ne olacak? Burada aşağısında olduğu zaman bunlar birbirine eşit olacak normalde. Ama bu doğrunun aşağısında aldığımız zaman daha sağda olacak. Yani şuraya kadar mesafesi daha küçük olmak zorunda. Yani buradaki uzunluk ne yapıyor? Absizimiz kaç yapacak mesela? 7'ye atıyorum. 7'ye eksi 2 gibi bir şey. 7'ye eksi 2 noktası. Mesela buradaki nokta. Ama aşağısında alırsak tam tersi apsimiz daha küçük olacak. Yani burası atıyorum 2'ye eksi 7 gibi bir şey olacak. Toplamları o zaman negatif mi yapıyor? Evet A5 de negatif yapıyor. Dolayısıyla A2 ile A5 yapar. Birinci soru böylelikle denizli oldu. Geldik 2'ye. Dik koordinat düzleminde sarı boyalı eş 2 kare ve mavi boyalı kare verilmiş. Mavi boyalı kare bir kenarına A A A diyelim şöyle. Şu, o zaman burada açılar da eşit verilmişse alfa beta. E burası alfa burası da beta. Şu üçgenli şu üçgen oldu? Alfanın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. Yani şurası ve şurası da 90'ın karşısındakiler de birbirine eşit olmak zorunda. Hatta burası da burası da burası da eşit oldu mu böyle oldu. Sonra bize KL'yi vermiş. KL uzunluğu hop şurası 12 köküş olarak verilmiş. Bizden ne isteniyor? Mavi karenin alanı isteniyor. E, hocam şurası o zaman şeydir diyebiliriz. Şunu da şu birbirine paraleldir diyebilir miyiz? Diyebiliriz aslında ya. Niye? Şurada ikiz kenar yamuk şeklinde bir şey çıktı ama ee, ben şurada şunun devamını getirsem şöyle. Şunun devamını getirsem. Burası 90. Burası da 90. Hani şuradan dik çizsem. Ya sonuçta aynı kare bunlar. Aynı açıklıkta durmuş. O zaman zemin olan uzakları eşittir. O zaman şununla da şu birbirine paralel olacak diyebiliriz. Ya da şunu şöyle uzatırız. Bunu da buradan şöyle dik çizerek de şuradaki şeklin şuradaki üçgenlere açılara da aldığınız zaman eş üçgen olduğunu görürsünüz. Dikdörtgen olduğunu da görürsünüz. Yani ben şuradan yaptım baba şu K'nın da şuraya olan uzaklığı bak KB'yi birleştirmiyorum aşağıya olan uzaklığı L'nin de aşağıya olan uzaklığı birbirine eşit olduğundan dolayı e, dikdörtgen oldu o yüzden paralel oldu diyebilirim. O yüzden şunun devamı 90'dır. Bunun da devamı 90'dır diyebilirim. E madem 90 madem 90 beta 90'sa alfa alfa 90'sa beta beta 90sa, alfa burası da beta oldu. Şu üçgen şu üçgen hatta şu üçgen birbirinin benzeri hatta eşim oldu. Evet. E burada alfanın karşısı A'ydı. Alfanın karşısı burası da A'dır. E burası da A'dır. E A iken burası da A'dır. Dikkat edin 3A eşittir 12 köküç oldu ve A'yı da böylelikle 4 köküç olarak buluruz. Mavi boyalı bölgenin alanı isteniyor. A kare isteniyor bizden. Yani 4 köküçün karesi isteniyor. O da kaç yapar? 48 yapar. Evet ikinci soru böylelikle kesir oldu. Geldik 3'e. Dik koordinat düzleminde çizilen bir üçgenin köşe koordinatları için aşağıdakiler bilinmektedir. Birinci köşesi her iki eksenin üzerindedir. Hmm her iki eksenin üzerinde olan bir nokta söyleyin bana her iki eksen üzerinde olan bir nokta nedir? Hocam orijin tabii ki buradaki nokta. İkinci köşesinin koordinatları birbirinden farklı ve her iki eksene de uzakları aynıdır. He, birbirinden farklı ve her iki eksene de olan uzakları birbirinin aynısıdır. Yani bu nerededir? Y eşittir eksi x doğrusu üzerindedir. Ondan sonra y eşittir eksi x doğrusu üzerindeki noktada mesela burada herhangi bir nokta aldın. Eksi a virgül a değil midir? Evet uzakları aynıdır ama nerededir arkadaşlar? Ee, bu noktalarda birbirinden farklı mı? Farklı. Peki üçüncü köşesinin koordinatları birbirine eşit ve her iki eksene de uz uzak olan aynıdır. O zaman o da y eşittir x doğrusu üzerindedir. Arkadaşım şu y eşittir x, x doğrusu üzerinde bu da y eşittir x doğrusu üzerinde. Ve şunların da 45'er derece olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Şeyden dolayı. Sonra e ben o zaman şöyle bir şey seçeceğim arkadaşlar. Bir üçgen oluşturacağım. Bir tanesi şuradaki köşe. Bir tanesi y eşittir eksi x doğrusu üzerinde. Bir tanesi de y eşittir x doğrusu üzerinde. Yani üçgenimiz şöyle de şöyle de olabilir. Değil mi? E, ya da hocam bu noktalar farklı yerde de olabilir. Biraz da bir şey belirleyecek. Bak e, bu üç, bu nokta burada da olabilir. Diğer nokta burada da olabilir. Şöyle bir üçgen de olabilir. Ya da bu nokta şurada olabilir. Şöyle bir üçgen de olabilir. Onu ne belirleyecek? Bak eksi 3 eksi 5 ağırlık merkeziymiş. Eksi 3'e eksi 5 nerede? Eksi 3'e eksi 5 burada. Ağırlık merkezi şuralarda bir yerlerde arkadaşlar. Ağırlık merkezi bu olan bir üçgen. Ve y x doğrusu ve y eşittir x doğrusu üzerinde noktalar alacaksınız. O noktalarda şöyle noktalar olmaz mı arkadaşlar? Ağırlık merkezi burada olacak şekilde üçgenimizi oluşturursak. işte tam olarak üçgenimiz böyle olmak zorunda. E o zaman seçtik noktaları da. Şimdi atıyorum burası Eksi A virgül A noktası. Burası da B virgül B noktası. Değil mi arkadaşım? Şöyle baktığın zaman. Evet. E burada ne yapacağız? Ağırlık merkezini vermiş. Ağırlık merkezinin koordinatları. Hatta B şurası negatif olsun. Ya negatif de çıkar zaten. Sıkıntı yok. E, ağırlık merkezinin koordinatı eksi 3'e 5 vermiş ya. Burası da 0'a 0 noktası. Ağırlık merkezi koordinatları neydi? Apsiler toplamının yani B eksi A artı 0 bölü 3'e. E, B artı A artı 0 bölü 3. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? 3'e 5 ama eksi 3'e eksi 5'e eşitmiş. A'yı B'yi buradan bulabilirim ben. Hadi bulalım bakalım. Buradan B eksi A eşittir eksi 3. Buradan da B artı A. B eksi A bölü 3 eşittir eksi 3'ten. B eksi A'yı eksi 9 bulduk. B artı A bölü 3 eşittir eksi 5'ten. B artı A'yı da ne bulduk? Eksi 15 bulduk. Taraf tarafa toplarsam 2B eşittir eksi 24'ten. B'yi eksi 12 buluruz. B eksi 12 ise eksi 12 eksi 12 noktası yaptı burası. A B yerine de 12 yazdığım zaman eksi 12 yazdığım zaman A da kaç çıkar? A da 3 çıkar. A 3 çıktıysa burası da eksi 3'e 3 noktası yaptı. Şimdi arkadaşlar şurada kaçtı da 90 derece bizden ne isteniyor? Bu üçgenin alanı isteniliyor bizden. E ee, biz şuradaki noktayı bulduk. Eksi 12 12. Hocam orijinli olan uzaklığı 12 kök gibi. Evet. Şuradan dik çizerek de görebilirsin zaten. Böyle 45 45 90 üçgen 12 12 12 kök 2. Şuradan da dik çizerek 3'e eksi 3 ya. E, e, burası 3 burası üçgen buranın da 3 kök 2 olduğunu görürsün. E o zaman alan da basit. 12 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2'ye eşittir. Kök 2 ile kök 2'nin çarpı 2 aşağıdaki 2 gitti. A'yı da böylelikle 36 olarak buluruz. Evet örnek 3'ü böylelikle ne bulduk arkadaşım? 36 yani cevap kesir oldu. Gerçekten güzel bir soru. Benzeri, bir tık benzeri sınavda da çıkmıştı. Dikkatli olmanız gereken soru tiplemelerinden biridir. Yıldız attım ona da. Geldik 4'e. Bir hayvan bahçesindeki üçgen havuz aşağıdaki gibi dik koordinat ekseninde çizildiğinde havuzun köşe koordinatları şu verilmiş. Havuz B köşesinden çekilen iple eşit alanlı iki bölgeye ayrılmış. Eşit alanlı iki bölgeye ayrılması için bu alan bu alana eşitse tabanlarda birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Evet. Sonra Buna göre ipi taşıyan doğrunun denklemi nedir diye soruluyor. Arkadaşım burası tam orta nokta. Eksi 5 artı 15 bölü 2. Yani 10 bölü 2'den burası 5 yapar. 18 artı eksi 4. Yani 14 bölü 2'den burası da 7 yapar. İşte bu iki noktadan geçen doğrunun denklemi isteniyor. Doğru denklemi için kendimize iki soru soruyoruz. Bir eğim. Hocam iki noktası var. Y'ler farkı. 7 eksi 0 bölü x'ler farkı. 5 eksi eksi 7. 5 artı 7. 7 bölü 12 yapacak. 7 bölü 12 olan bir tek sanırım bu var. Cevap E şıkkı diyebiliriz. Neyse eğim belli nokta belli doğru denklemini yazabiliriz. Yani 7 bölü 12 çarpı x eksi noktadaki x. İsterseniz şunu seçelim. x eksi eksi 7 yani x artı 7 eşittir. Y eksi 0. 7'yi buradan çarptık. 7 x artı 49 eşittir 12 y yapar. Buradan da gerçekten öp hepsini öbür tarafta topluyoruz. 49 burada kalsın. 12 y eksi 7 x eşittir ne yapmış oldu? 49 yapmış oldu. Yani cevap böylelikle dördüncü soruda edremit oldu. Geldik 5'e. Y eşittir 2 bölü x. 2 5 x doğrusu verilmiş ve dikdörtgenler eşmiş. Arkadaşım bu y eşittir 2 bölü 5 x doğrusuysa x yerine ben 5 k yazarsam o zaman ne oluyor? Y'si 2 k mı oluyor? Aynen öyle. x yerine ben 5 k yazarsam buradaki noktada apsi 5 k olanın ordinatı 2 k oluyormuş. E madem eş dikdörtgenler kısa kenar 2K o zaman buraya 3K kaldı. E burası da ne oldu o zaman? 3K oldu. Buna göre OA bölü AB 2 bölü 3'tür. Evet OA bölü AB 2 bölü 3'tür. Doğru mu? Doğru. K eşittir 3 bölü 2'dir. Bakıyoruz. K dediğimiz bunun eğimidir. Tanjant alfadır. Tanjant alfa şu açın tanjantı gerçekten burası 3K olduğundan 3 bölü 2 midir? Evet. Eğim tanjant alfa eşittir. O da 3 bölü 2'dir. O da K'ya eşittir. Doğru mu? Doğru. Sonra öbürüne bakalım. Öbürü de burada bir oranlama verilmiş. DE oranlamasıyla DE oranlamasını bulduk mu arkadaşım? Evet kısa kenar 2K'ydı. Burası K oldu. DE oranlaması K. DC uzunluğu kaç? 3K. Evet 3K eşittir işte 3K sağladı mı? Sağladı. O zaman 3'ü birden doğru oldu. Beşinci soru böylelikle Edremit oldu. Geldik 6'ya. Evet. iki doğru arasındaki uzaklık CL farkı bölü kare içinde A kare artı B kare şeklinde olduğunu biliyoruz ve soruda da söylemiş. Dik koordinat düzleminde 2 eşittir x artı 7 olan doğru yukarı yönlü 11 birim öteleniyor. Buna göre son durumda iki doğru ilk doğruyla iki doğru arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bunu şeyden bilebilirsiniz dönüşümden matematikten biliyorsunuz bunu. Sen bunu e, yukarı doğru 11 birim ötelediğin zaman Y'den ne çıkartacaksın? Yani Y'den şey de yapabilirsin. Yani ya nokta dönüşümü, doğru dönüşümü şeklinde matematik gibi uygulayabilirsin. Ama ben bunu çok fazla geometri anlatmayı tercih etmiyorum. O matematik dönüşümünden de siz de yapabilirsiniz. Ee, burada yukarı doğru ötelendiğine göre şeyden yapacağım yani ben. Mesela bir doğruyu yukarı 11 birim ötelemek demek. Ne demek? Bakalım öteleyelim. Şimdi bir doğrumuz var elimizde. Yorum yapacağız sadece. Bir doğrumuz var elimizde. Şöyle bir doğrumuz var. Hocam bu 2'ye eşittir x artı 7 doğrusu. Sen bunu 11'im yukarı ötelediğin zaman. Ne olacak? Bu doğrunun denklemi isteniyor senden. Doğru denklemi için kendimize ne soru sorusu? sorusunu soruyorduk? Hocam bize bir eğim lazım bir de bir nokta lazım. Sen bu doğruyu yukarı 11 ötelersen bu doğruyla bu doğru birbirine paralel mi paralel? Eğim var mı? Var. Eğim dediğim nedir? Ee, Y'yi yalnız bıraktığım zaman eğim 1 bölü 2 yapıyor. O zaman bunun eğimi de 1 bölü 2 mi yapacak? Evet. Bunun üstünde bir tane ne bulacaksın? Sen nokta bulacaksın şunun üstünde. E bunun üstündeki noktayı bulmak için şuradan bir nokta bulup 11'im yukarı doğru ötelersek o noktayı bulur muyuz? Buluruz. Rastgele bir nokta seçelim. Mesela y yerine 0 yazsak daha kolay olacak. x eksi 7 mi oldu? Eksi 7'ye 0 noktası bu doğrunun üstünde. birim yukarı ötelersem eksi 7'ye 10 noktası mı yapıyor arkadaşım burası? Evet. Şimdi ben bu doğrunun denklemini yazabilirim. Ya da şöyle yapabiliriz aslında. E, çakallık yapıp hocam eksi 7'ye 10 noktasının bu doğruya olan uzaklığını bulayım der diyebilirsiniz. Ama burada Paralel iki doğru arasındaki uzaklık verildiği için ben paralel iki doğru arasındaki uzaklıktan yapayım. Ama biz buradaki noktayı bulduk ya. Bu noktanın bu doğru olan uzaklığını noktayı doğru yerine yaz. Böyle kare küçüğünden kare artı b kare şeklinde olduğunu biliyorsunuz. Ama eşit sıfır şeklinde olması lazım. Yani x eksi 2 artı 7 eşit sıfır doğrusuna olan uzaklığından yaparsanız daha sağlıklı olur. Ama biz paralel iki doğru arasındaki uzaklıktan yapmaya çalışalım. Eğim belli nokta belli doğru denklemini yazalım. Evet bu doğru denklemi ne yapıyor? 1 bölü 2 çarpı x eksi eksi 7 yani x artı 7 eşittir. Y eksi Noktadaki y şeklinde yazılıyordu. X artı 7 eşittir. Y eksi kaç çıktı? Yok. 2Y eksi 20 çıktı. Burası ne oldu? Denklemimiz X eksi 2Y artı 27 eşit 0 oldu. Hepsini sol tarafta topladım. Evet. Bu doğrunun denklemi X eksi 2Y artı 27 eşit 0 oldu. Bu doğru da öbür tarafa atalım şunu. Bu doğrunun denklemi de X eksi 2Y artı 7 eşit 0 yaptım, yaptı mı yaptı? C'ler farkı. 27 eksi 7 mutlak değerce bölü. Kare küçüğünde A kare artı B kare. 1'in karesi artı. Eksi 2'nin karesi şeklinde yazılıyordu. Ee, yukarısı 20 yaptı. Bölü aşağısı da kök 5 yaptı. Bu 20 bölü kök 5 de, kök 5 eşliğinde çarparsa 20 kök 5 bölü 5'ten 4 kök 5 olarak bulurum cevabı. Evet güzel bir soru ama noktanın doğru yolun uzaklığından da bu sonuca ulaşabilirdik arkadaşlar. Sorunun başında dediğim gibi bu dönüşüm böyle doğruya dönüşüm uygulayarak da yani 11'i yukarı kaydırdığınız zaman doğru denklemini bulmayı da matematikten biliyorsunuz ama ben Geometrik olarak bakış açısıyla yaptım. O da zor değil. Basit bir şekilde şekli çizince zaten sonuca da ulaşıyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere. Altıncı soru Balıkesir oldu. Geldik 7'ye. Bir kafenin merdivenleri alt kısmını aşağıdaki gibi böyle şey yapılmış. Bir doğru denklemi çizilmiş. O doğru denklemi de buymuş. X yerine 0 versem. Ee, burada X yerine 0 versek Y'si kaç geliyor arkadaşlar? 1 geliyor. Y yerine 0 verirsek x de kaç geldi? Eksi 1 bölü 2 geldi. Evet Y'si 1 geldi. de eksi 1 bölü 2 geldi. Yani buradaki uzunluk 1 bölü 2 olacak. Bu bir kare mi? Kare. O zaman 1 1 1 1 1 yaptı. Ve dikkat et arkadaşım burada. Bu tanjant alfa ne? Tanjant alfa böyle 1 bölü 1 bölü 2. Yani burası 2 yaptı. Tanjant alfa 2 yaptı. Hocam burası da tanjant alfa. Bir yöndeşitten dolayı. 2 yapması için buranın 2 yapması lazım. 2 bölü 1'den dolayı geliyor. 3 3 3 3. Burası 3 3 oldu. E tanjant alfa hala da 2 olması lazım. 2 bölü 1 olması için buranın 6 yapması lazım. Bu karenin bir kenarı 9 yaptı. 9, 9 yazdık. E o zaman tanjant alfa yine hala 1 bölü 2. O zaman pardon 2 bölü 1. O zaman buranın da 18 olması lazım. 18, 9 daha 27 yaptı burası. Şurası 27 yaptı. Burası da 27. O zaman burası da kaç yapacak? 27. Tanjant alfadan dolayı 2 olması için burası da 54 yapacak. E, her şey çıktı mı? Meydana çıktı. Yeşil karenin alanı mavi aranın yeşil kare 9'un karesi 9'un Do, e, karesinden dolayı kaç geldi? 81 geldi. Öbürü ne yaptı? Mavi karenin alanının burası mavi karenin alanında 1 yaptı arkadaşım. Yok yeşil karenin alanı mavi karenin alanının 9 katıdır ifadesi yanlış. 1'i 81, 1'i 1, 1, 81 katı olacak. Turuncu karenin çevresi turuncu karenin çevresine bak bakayım. Turuncu karenin çevresi, sarı karenin çevresinin 9 katıdır diye soruluyor. Evet aslında kenar bir kenar üçgen, diğer kenar 27 mi? Evet kenarlar oranı çevreleri oranı eşit olacaktır. Evet 3 bölü 27, 1 bölü 9 kaç katı? 9 katıdır. Doğru mu? Doğru. Ee, ya da 3, 6, 9, 12 bu da 27 çarpı 4'ten. Ya da bir, bir tanesinin çevresi hadi yazayım. Bir tanesinin çevresi 3 çarpı 4. Öbürünün ya da şunun çevresi 27 çarpı 4. Öbürünün çevresi de 3 çarpı 4. Şunlar gitti 9 yaptı doğru oldu. Merdivenin yüksekliği 81'dir. Merdivenin yüksekliğine bakıyoruz arkadaşlar. 54 ve 27'nin toplamı kaç yapıyor? 81 yapıyor. Merdivenin yüksekliği de 81 yapmış oldu. Yani doğru. Cevap böylelikle 2 ve 3 oldu. Yani cevap Edremit oldu. Geldik 8'e. Dik koordinat düzlemine 14 birim kareden oluşturulmuş. Yukarıdaki şekil çizilmiştir. Evet. A-4'e 0 noktasından geçen D doğrusu. Şekli eşit alanda iki bölgeye ayırmış. Arkadaşım 14 birim kare varsa... Yukarısının alanı kaçtır? 7. Aşağısının alanı kaçtır? 7. Evet. Yani şu kırmızı bölgeler. Bak dikkat et. Kırmızı bölgenin alanı kaç olacak arkadaşlar? 7. Tamam. E ben bu kırmızı bölgenin alanına nasıl ulaşırım? Kırmızı bölgenin alanının 7 olduğunu biliyorum ben. E, o zaman burada da şöyle şuradaki noktada, şuradaki nokta hatta şurada şunun devamını getirirsem hocam burası da 1, burası da 1, şuraya da A dersem bir. bir birim bir birim şu dik üçgenden faydalanabilirim. Yani ben dik üçgenden faydalanıp şu şekilde işlem yapabilirim. Hatta burası 1 burası da 1 alan olarak değil mi? Hatta burası 2 ise şuradaki uzunluk 2 burası A burası da 2 A mı yaptı? Evet. Şimdi bu dik üçgenin alanına bakalım. Bu dik üçgenin alanını düşünerekten işlem yapalım. Dik üçgenin alanı nedir? Şöyle düşündüğün zaman hocam burası 3. Burası da kaç? 4, 6 artı A. Hocam dik üçgenin alanı, dik üçgenin alanı nedir? 3 çarpı 6 artı a bölü 2 eşittir. Aynı zamanda dik üçgenin alanı nasıl bulabiliriz arkadaşlar? Şu kırmızı alan artı yok kırmızı alandan şu alanı çıkartacağım. Bak dikkat et, kırmızı alandan şu alanı çıkartacağım. Kırmızı alandan bu alanı çıkartacağım artı dik üçgen alanı şunların toplamı şeklinde de diyebiliriz. Evet öyle yapalım. Kırmızı alan ne burada? Hocam kırmızı alanın tamamı 7 ydi. 7 eksi şu alanı çıkartacağım. A iken burası A ya. Şurası da 1 bir birim burası da 1 eksi A. 1 ek çarpı 1 eksi A'yı çıkartacağım. 1 çarpı 1 eksi da 1 eksi A yapıyor. Artı kırmızı alandan bunu çıkartacağım. Diğerlerini de ekleyeceğim. 2 artı 2 A'yı ekleyeceğim. 2 artı 2 A'yı ekleyeceğim. Bak tekrar söylüyorum. Dik üçgenin alanı. Hocam 3 çarpı 6 artı a bölü 2. Evet. Sonra bu dik üçgenin alanı ne eşit? Aynı zamanda kırmızı alanı da işin içine kataraktan. Kırmızı alandan şu alanı çıkartacağım. Dikkat et bu da kırmızının bir parçası. Kırmızı alandan bu alanı çıkartacağım. Şunları da ne yapacağım? Ekleyeceğim. İşte bu da dik üçgenin alanı eşit. O zaman bunlar birbirine eşit. Buradan ne geldi? 18 artı 3a bölü 2 eşittir. Şimdi bu eksi 1 artı a yaptı. 7 eksi 1 6 artı 2 8. 8 artı 3 a mı yaptı? Evet. Şunu da şunu çarptık. 18 artı 3 a eşittir. 16 artı 6 a yaptı. Buradan 2 eşittir. 3 a yaptı. a'yı da böylelikle kaç bulduk? 2 bölü 3 bulduk. Evet a 2 bölü 3 ise. Bizden ne isteniyor? D'ye doğrusu ney mi? Yani tanjant alfa isteniyor. O da nedir? 3 bölü şu değerdir. 6 artı a'dır. Evet. Eğim dediğimiz tanjant alfa 3 bölü 6 artı a'dır. a yerine 2 bölü 3 yazarsam eğer bu da 6 artı 2 bölü 3 kaç yapıyor? 18 20 bölü 3 yapıyor. 3 bölü 20 bölü 3 yaptı. O da 9 bölü 20 mi yaptı arkadaşım? Aynen öyle. Cevabımız böylelikle 9 bölü 20 oldu ve böylelikle 8. soruyu da halletmiş bulunuyoruz ve 20. testte böylelikle çözdük. Bitirdik. O zannediyoruz bir sonraki videoda son videoda 21. Seti, 21. testin çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.